Haber peşindeden herkese iyi akşamlar. Yine farklı haberler ve detaylarıyla birlikte olacağız. Bu akşam stüdyomuzda bir konuğumuz var. Kendisi Aysun Yıldırım davasının avukatı. Aynı zamanda kadın cinayetlerini durduracağız platformunda avukatlarından ve çalışanlarından. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkürler. Şimdi bugün konuşacağımız konuları bir anımsatmak isterim. Değinmek isterim aslında. Ankara'daki tacizin, kadına yapılan o tacizin, o üniversiteli arkadaşımıza yapılan tacizin, o çirkin fotoğrafını konuşacağız. Bakan Soylu'nun evladım diye sahiplenmesini konuşacağız. Dün akşam avukat arkadaşlarımız gözaltına alındı yine. 7 avukat ve serbest bırakıldılar. Şükür suçları meslektaşları için dilek feneri uçurmaktı. Cumhuriyet davasına bakacağız ve kıyaslamalı bilgiler vereceğiz size bu konuda. Elbette Aysun Yıldırım dosyasını konuşacağız. Biliyorsunuz Şule Çet davasına, dosyasına benzeyen bir dosya. Ve diyor ki avukat arkadaşlarımız ve platformdan arkadaşlarımız, çarşamba günü değil mi sanıyorum Leyla Hanım? Evet, çarşamba günü, salı günü, evet. Çarşamba günü 27'sinde saat 19.30'da Aysun'un yerde bulunduğu iş yerinin önünde bir basın açıklaması yapacağız. Herkesi bize destek olmaya çağırıyoruz. O iş yerinin kapısına dayanacağız diyorlar yani. Tam tabiriyle. Anonsta size bu hafta için özel bir haber anlatacağımızı, özel bir haber sunacağımızı söylemiştik. Onun bir anımsatmasını ve özrünü size ileteyim. Afrin'den çalınan zeytinyağlarının Hatay'da TSE damgasıyla mühürlendiğini, sonradan da Avrupa'ya geldiğini tanık olduk. Almanya'da raflarda Afrin markasıyla satılan zeytinyağları gözlemledik ve şahitlik ettik. Bu konuda bir arkadaşımız canlı yayına bağlanacaktı. Fakat ne yazık ki bir teknik sorunumuz oldu. Diyoruz ki dosyayı biraz daha demlendirelim, biraz daha aradaki zincirde iyi kuralım ve haftaya bu konuyu gündeme getirelim diyerek devam edelim. Aslında Türkiye'nin gündemi hep aynı gibi, yani böyle sürgüt, biraz üzüntü, biraz baskı, biraz genç kadın ölümleri ne yazık ki, evet, maalesef. Çocuk istismarları ve bir bitmeyen bir tabiri caizse serüven ve kötü bir serüven gibi. Aslında şeyi sormak çok istiyorum. Şimdi hep soruyorum, bu sorunun cevabını da hep alıyorum. Ama bir kere daha kamuoyuna yine sorma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi 7 avukat dün akşam itibariyle gözaltına alındı. Varsa fotoğrafları da ben çıkarmıştım. Bir darp edilen arkadaşımız var orada. Suçları meslektaşlarına, biliyorsunuz bir aydır, evet, evet, bugün itibariyle açlık grevinde olan meslektaşlarının yanında olmak ve çok naif bir biçimde dilek feneri uçurmak. Gözaltına alınıyorlar. Bununla yeterli kalmıyor emniyet. İşte darp ediyor. İnsanları tutuyor bir gece boyunca. Şu çok önemli aslında. Neden siz bu durumdasınız? Hukuka güvenmeyin diyorlar. Yani halka bu mesajı veriyorlar. Yani siz avukatlara güveniyorsunuz. Hakkınızı aramak için hukuka başvuruyorsunuz. Ama hukuka güvenmeyin. Biz onlara, hukukçulara da bunları yapabiliyoruz. Biz bunun aynısını adalet nöbetlerinde yaşadık. çeşitli adalet nöbetlerinde, özellikle ilklerinden birinde arkadaşlarımız yerlerde süründü. Cübbemiz yerlerde süründü. Benim 23 yıllık meslek hayatımda adliyelerde eğer bir meslektaşım cübbesini taşırken birazcık, bu şekilcilik değildir, yere değse Erk Bey uyarırım, meslektaşım cübbeniz yere değiyor diye. O cübbeler içinde avukatlar varken yerlerde süründü. Arkadaşlarımızın kolu kırıldı, kimisinin burnu zedelendi, çatladı.
Ve hatta o gün olanlarla ilgili yanılmıyorsam birkaç arkadaşımız da hala yargılanmaya devam ediyor. Yani ben bunun bir tesadüf ya da işte arkadaşlarımız naif bir şey yapmış dediğiniz gibi işte dilek fenerleri uçurulmuş. Onunla ilgili sadece seçildiklerini düşünmüyorum. Yani daha önce Tabipler Odası işte Raşit Bey'in yönetimdeki arkadaşlarıyla beraber gözaltına alınması. Akademisyenlerin keza akademisyenlerin cübbelerinin yerlerde sürülmesi gibi. Halka sizin için direnen, sizin için mücadele eden ister doktor olsun, ister avukat olsun, ister akademisyen olsun. Bakın biz onlara bile, tırnak içinde bile yapıyoruz. Siz aman ha sesinizi çıkarmayın. Yani ben böyle düşünüyorum. Hı hı. Böyle bir mesajı içerdiğini düşünüyorum bu eylemin. Bu hafta ben bu konuyla ilgili yani bu sorunun da olduğu bir soruyu Selçuk Kozaçlı'ya yönelttim cezaevinden. O da sağ olsun cevap verdi. Aynı söylediğiniz gibi bir mesaj ortaya çıktı. Aslında halka bir gözdağı yani, verme evet. Operasyonu bu. Bir de şunu merak ederim aslında. Bu sorunun da hep peşindeyim. Yani şimdi baktığımızda çok böyle tesadüfi bir kitle seçilmiyor bu meslekler içerisinde. Evet. Gazeteciler var, evet. Avukatlar var ve muhalif milletvekilleri var. Şöyle düzelteyim belki sert ve doğru yapan milletvekilleri var. Şimdi bunlar arasında da bir bağ olsa gerek. Yani biz hani dosyaları sizden alırız. Kamuoyuna duyururuz. Siyasetçiler de derinleştirirler. Evet. Dolayısıyla sanki bunların arasındaki bir kilit de böyle kırılmak isteniyor gibi. Kendi alanımdan bunu cevaplayayım isterseniz. Örneğin biz kadına yönelik şiddette, yine platformumuzun ilgilendiği çocuğa yönelik şiddet ve istismarda ne yaparız? Sizlerle işbirliği yaparız. Yani kamuoyu yaratmak için medyaya ihtiyacımız var. Aksi halde sesimizi duyurmamızın imkanı yok. Diğer yandan milletvekili yani yasa yapıcılara ihtiyacımız var. Gerekli yasaların yapılması ve uluslararası sözleşmelerin meclisten geçmesi için. Ve diğer yandan yargıya ihtiyacımız var. Nedir? İyi halin uygulanmaması ya da yasaların gerçekten yargıda hem kadın ve hem çocuk için eksi yönden ayrımcılığa uğramaması için tam bunlara ihtiyacımız var. Sadece kadına yönelik şiddette baktığınızda bile o hedef alınan kitlelerin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Yani o dayanışmanın, kamuoyu oluşturmanın kırılmasının istendiği çok açık. Oysa yine mecliste geçen İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nde devletin imzası var ve o imza şunu kasteder. Ben şunları taahhüt ediyorum der devlet. Bir, önleme tedbirleri alacağım. Kimlerle yapacak bu önleme tedbirlerini? Yargıyla yapacak, kolluk kuvvetleriyle yapacak. İki, ben koruyacağım diyor. Koruma tedbirlerini alacağım diyor. Ve soruşturmayı da uygun yapacağım. Yani yargı soruşturmayı benim çalıştırması lazım ve benim çalışmama izin kimim ben? Hukukçuyum. Hukukçunun çalışmasına izin vereceğini ve ortam yaratacağını söylüyor. Bütün bunlar yetmezse gerekli politikaları yapacağım diye taahhüt ediyor. Bunu kimler aracılığıyla yapacak? Milletvekilleri aracılığıyla. Siyasetçilerle. Evet. Bakın tek bir örnekte bile yani kadına yönelik şiddette baktığımızda bile bahsettiğiniz kişiler bu taahhüdün ayaklarını oluşturan kişiler. Hedefin neden onlar olduğu görülüyor. Yani devletin bakın biz ağır ceza mahkemelerinde olsun diğer örneğin Ayşegül Terzi davasında şortlu kadın diye tanıdı kamuoyu. İstanbul Sözleşmesi'nde bahsettiğimiz zaman şaşkın şekilde dinliyorlar bizi mahkeme heyetleri. Sanki o sözleşmeyi ilk kez dinliyor ki birçoğu da bilmiyor zaten. Yani sadece hedef kişiler değil bazen devletin imzaladığı sözleşmeler de bir nevi unutturularak ya da uygulanması bir şekilde engellenerek hedef alınabiliyor. Hedeflerin amacı bu. Uygulamayı taahhüt altına aldıkları sorumluluğu devletin yerine getirmemek ve halka da bir mesaj vermek. Biz bunları yapabiliyoruz. Ne yazık ki böyle. Tabii şimdi Cumhuriyet davasına da biraz bakmak istiyorum. Evet. Ama ondan önce Ankara'da bir haftadır konuştuğumuz bir olay oldu. Sakarya Caddesi'nde ve 3 kişi yani 3 tutuklu, hükümlü ailelerine mensup 3 kişi bir eylem gerçekleştirmek istediler biliyorsunuz. Evet. Ve sonuç bana göre
korkunç bir şeyle, bir felaketle bitti. Bir kadına yine gözümüzün önünde cinsel istismarda bulundu polis. Cinsel tacizde bulundu. Ben çok uzun bir şey yaptım. Bunun üzerinde mesai yaptım. Fotoğrafı da önüme alarak. Ve ne yazık ki bugün de böyle bir yazı yazdım. Bir IŞİD hukuku gördüm bunda. Bir ganimet hukuku. Bir kadını... sanki kadın helal, mal helal, insanların eşyaları helal gibi bir yapı gördüm. Ve bu işlerin ne yazık ki 21 Şubat 2014'te meclisten geçen işte o çok direndiğimiz aslında makul şüpheli yasasıyla beraber buralara evrildiğini gördüm. Şimdi bir tabii kokteyl terör tanımı var. Evet. Biz bu kokteyl terör tanımına da şeyden geldik. Bu patlamalar döneminde. Patlamalar işte o döneminde. Çatışmalı dönemde değil mi? Seçimi aslında kaybedip kazanmak için böyle bir kurgu yapılan dönemde geldik. Ve bizim karşımıza PDY, FETÖ, DHKPC, PKK diye bir paket çıktı. Evet. Şimdi bu paketin de bugün çok tuhaf bir biçimde hani en son Çavuşoğlu söyledi sanıyorum. Zillet ittifakı diyorlar ya. Evet. Yani %50'ye evrildiğini gördük artık. Herkesi yani, terörist ilan ettiler. Halkın bir bölümü artık terörist. Yani şimdi babası FETÖ'cü ifadeleri var. Evet. Şimdi suç ve cezanın şahsiliğinin bu fotoğraf üzerinden tamamen yitip gittiğini görüyoruz değil mi? Evet. Kurumsallaştığını ve bu da çok korkunç bir şey değil mi? Çok korkunç bir şey. Ben biraz anlatsanıza. Yani şimdi, biraz kadın... Tabii bir kadın, feminist aktivist bir avukat olarak lütfen. Ben nasıl gördüm? Şöyle bir tweet attım ben de. Şunu söylemek istedim aslında. Kadını savaş dışı ortamlarda kumaşla, taşla, işte eve, aile dedikleri belki insanlarla, çeşitli araçlarla mülk haline getiriyorlar. Hı-hı. Ben geçen hafta İstanbul'da bir asansörde bir genç kadını tartaklayan bir adama ne yapıyorsunuz dediğimde benim eşim o dedi bana. Yani onun itip kalkabileceği bir mülkü. Hı-hı. Yani belediyede attığı bir imza ya da işte ona çevresine ördüğü bir duvar da olabilir. Yani kadınların etrafına bir şeyler çevreleyerek kağıtla taşla mülk haline getiriyorlar. Savaş anında da erkeklerin savaşlarında da böyle ganimet haline getiriyorlar. Hı hı. Aynen bunu söyledim ve siz de çok güzel onu yazdınız. Bakın kadınlar üzerinde biz bunu Bosna'da da gördük, Suriye'de de gördük. Bütün Irak'ta gördük. Her evet, her yerde. Yani kadınlar bir nevi şimdi babası FETÖ'cü o hareketi çok rahat ona yapabilir. Onun kendisiyle ilgili bir hukuku, bedeni üzerinde bir hakkı yok onun. Bakın bu ülkemiz maalesef bir kadın bakan tarafından bir kere de bir şey olmaz diye çocuklarla ilgili bir laf da etmişti. Bence çocukların da ailelerin insanların mülkü şeklinde görülmesinin sonucuydu o. Burada da kadının mülkü şeklinde görülmesi sonucu. Şimdi yine bir kadın, yine bir milletvekili, hatta grup başkan vekili, AKP'li. Hukukçu. Evet, hukukçu üstelik. Evet. Ne yazık ki yani ve gerçekten hicap duyuyoruz. Yani evet, hicap hukukçu duyuyorum. Bir kadın. Özlem Zengin telaşım verdi, yanlış dedi. Mazeret üretmeye çalışmış. Bakın biz kadın hukukçuların görevi, bütün hukukçuların görevi, kadın erkek, mazeret üretmek değil, hesabını sormak. Bize düşen görev bu. Orada her ne sebeple olursa olsun. Bakın eylem yaptı denildi. Şimdi geçenlerde çok güzel bir Asliye Ceza mahkeme kararını paylaştı hukukçu arkadaşlar. Bir hakim gösteri yapmanın nasıl bir anayasal hak olduğunu gerekçesini özet olarak almıştı. Orada nasıl bir eylem sıfatına soktuklarını da bilmiyoruz. Üç kişiden bahsediyorsunuz çünkü siz. Ne söylediklerini de bilmiyoruz. Ama sonuçta bizim gördüğümüz bir video var ve gördüğümüz bir fotoğraf var. O fotoğrafta açık bir cinsel tacizdir. Net, çünkü evet. Hem polisle ilgili, polislerin görevleriyle ilgili kanunlar çok açıktır. Hem yönetmelikler çok açıktır. Orada o hareketin başka bir izahı olamaz. Bakın gözaltına alıp bir kadın nezarethaneye alınacaksa kadın görevli bile belirli şartlarda arama yapabilir.
ve kadın görevli der yönetmelik. Burada bu hareketi efendim telaşını verdi. Neden telaşlı ki? Silahlarda eşitsizlik mi var? Hmm. Polisin kanundan gelen bir yetkisi var. Kamu gücünü kullanıyor. O genç... Çok net bir şey söylüyorsunuz aslında. Hiç üzerinde tartışmadığınız evet, şey. Evet evet. Yani kamu gücünü kullanıyor. Karşısında elinde silah yok. Hiç başka bir şey yok. Orada dediğim gibi derdini anlatan, anayasal hakkını kullanan belki de. Çünkü o an orada değildik ve tespitte rapor yok ama sonuçta 3 kişi hem fizike hiç girmeyin, kamu gücünü kullanan bir kişiden bahsediyoruz orada. Silah kullanma yetkisi var, güç kullanma yetkisi var, eşit şartlarda derdest etme yetkisi var, kelepçe kullanma yetkisi. Bütün bu yetkiler duruyorken siz tacize nasıl telaş diyebilirsiniz ki? Neden telaş olsun ki? Bakın eğitimini almış bir polisten bahsediyoruz. Aynen öyle. O genç kadının telaşlı olması gerekir. Hı-hı. Tanımadığı, bilmediği insanlar dokunmakta ona. Hı hı. Ve onu derdest etmekte. Orada telaşlı olması gereken, korkması, yani insani olan o kadının olması. Orada profesyonel mesleğini yapan kişi ve kamu gücü elinde olan kişi neden telaşlı olsun ki? Bu anlamsız bir mazeretten başka bir şey değil. Aynen öyle. Şeyi de hatırlatalım sayın izleyiciler. Süleyman Soylu'nun, yani Süleyman Soylu yine hiç kimseye rol çaldırmadı. Böyle şeylerde rol çaldırmıyor. Çıkıp bir de tacizci polise evladımız diye hitap etti. Bu da tabii kulağımıza çok kötü geliyor. Bir taraftan tüm bunlar olurken bir gazeteci arkadaşımız, Allah'tan o da serbest bırakıldı. Derya Okatan. Evet. Çünkü istismar edilen üniversiteli hanımefendiyle röportaj yapmıştı. Biraz daha duyurulmasına neden olmuştu. Şimdi biraz karşılaştırmalı da gitmek isterim. Aslında işte Türkiye'de bunlar olurken mesela bu taciz olayı oldu. Bunun üstüne Cumhuriyet çalışanlarına İstinaf Mahkemesi'nin onayıyla yeniden cezaevi yolu açıldı. Maalesef. Gezi iddianamesi tamamlandı. Kalkışma diye tarif edildi. Evet. Üstüne 16 kişi için müebbet istendi dosyada. Erdoğan da müşteki oldu. Karşılaştırma dedik ya. Peki bu arada neler oldu? Biraz ondan da söz etmek isterim. 27. Ağır Ceza Mahkemesi Reyna katliamı davasında 19 sanığa tahliye verdi. Bu hafta oldu bunların evet, hepsi. Evet, hepsi bir arada oldu. Rus haber ajansı RIA Novosti El-Kaide'den devşirme, Hayat Tahrir El-Şam lideri Muhammed El-Caluni'nin Hatay'da bir hastanede tedavi edildiğini iddia etti. Biz bu iddiayı Antakya'yı arayarak daha somut hale getirdik. Çünkü o çevreye kimseyi yaklaştırmıyorlar ya, dediler bize. Biz de medyada gördük. Evet. Ya aslında biraz böyle kim dost, kim düşman meselesi ortaya çıkıyor diyeyim. Bir dosya kim? Çok kısa hatırlatmalarla bir IŞİD dosyası var elimde. Yeni bir dosya bu. Yani kararı yeni verilmiş bir dosya. Şöyle çok uzatmadan Nagihat Mamalinova diye bir sanığımız var. Bir de Ruslan Asaliyev diye bir sanığımız var. Bunlar evlerine yapılan baskında gözaltına alınıyorlar ve 2017 yılında tutuklanıyorlar. Şimdi serbest bırakıldılar, tahliye edildiler geçen hafta ve kararda şu ifadeler geçiyordu. Bu iki kişinin evinden işte bir Glock marka silah şarjörü, çok sayıda pompalı tüfek, şarjörler, mermiler, yani bir cephanelikten söz ediyoruz. Hı hı. Evde bir cephanelik ortaya çıktı. IŞİD bayrağının önünde çekilmiş fotoğraflar var. Hı hı. Ve şu kararla tahliye edildiler. Tüm bunlar örgüt üyesi olmak için yeter delil değildir denildi. Ve tekrar biraz isimlerini kazıyayım istiyorum. Ruslan Asilav ve tekrar geliyorum. Nagihat Mamalieva adlı iki işitçi Dayıstan'dan Türkiye'ye gelen iki kişi. Peki buradan nereye geleceğim? Buradan... Cumhuriyet davasına geleceğim aslında evet, yani. Benim üzüntüme geleceğiz. Evet, peki bu evlerinde bu kadar mühimmat tutan insanlar
Örgüt üyesi, işitçi olmak için bir de üstelik bayrağın önünde fotoğrafları var. Yeter nedenleri yok da kalem tutan bu insanlar tekrar cezaevine giriyorlar ve 3 örgütten yargılanarak bu akıl aklımız almıyor aslında. Sadece kalem tutan değil, cübbe giyenler de. Hı-hı. Benim değerli değerli dostum, değerli meslektaşlarım Mustafa Kemal Güngör, Akın Atalay, Bülent Utku, değerli çizerler Musa Kart ve diğer arkadaşlarımız. Hı-hı. Yani sadece kalem tutanlar değil, cübbe giyenler. Muhasebesini tutan Emre İper gibi. Evet. Dediğim gibi değerli dostlarım, aynı zamanda biliyorsunuz yüksek sayıda hukukçunun izlediği duruşmalarda ben de oradaydım. Aslında ilk duruşmada, yani ilk yıl ilk yapılan duruşmada Akın Atalay çok iyi bir hukukçu olarak o iddianameyi tek tek ilmek ilmek söktü. Ama tabii gerçek bir yargılama olmadığı için ben hep söylüyorum, yayın önce size de söyledim. O savunmalar, o yargılamalar gelecekte hukuk fakültelerinde Türkiye hangi günlerden geçti diye gösterilecek. Hmm. Bakın, Akın Atalay'ın savunmasında her bir başlık, her bir iddia, yani Cumhuriyet şu örgüte yönelik şu başlığı attı gibi bir iddia var diyelim, gösterdiler. Mahkemenin savcısı daha önce, ki yargılamanın son celsesine yetişti, daha önce Cumhuriyet'e Fethullah Gülen'e hakaret etmekten dava açan, yani suçlu şey yapan savcı, hayata bakın ki sonra FETÖ yararına eylem yapmaktan, işlemekten tekrar iddianamede ceza isteyen savcı. Ve Anayasa Mahkemesi'nde bozuldu ve o son duruşmaya yetişti. Böyle bir Türkiye, yani böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Onlar var, tahliye oluyorlar. Savcının iddianameyle ceza istedi ve maalesef önümde şu an istinafın onayladığı mahkemedeki savcı bu sefer yararına eylem yapmaktan, yazı yazmaktan, avukatlık yapmakta ya da yönetici olmaktan ceza istedi ve mahkemede bunu ne yaptı? Onayladı. Yani siz evinizde bir yani şeyden bahsediyorum, o bahsettiğiniz Rusların evinde Dağıstan'dan gelenlerin evinde Glock marka, ben söyleyemiyorum bile, silahın şarjörü çıkıyor. Mühimmatlar çıkıyor, fotoğraflar çıkıyor. Biz şunu biliyoruz, İzmir'de yargılanan genç bir doktor, yani gözaltına 105 gün tutuldu. Geçen hafta beraat etti de rahatladık. Sadece bir ilaç firmasının misafiri olarak Amerika'ya gitmişti. Ünlü bir şey varmış, Amerika'ya gitmediğim için bilmiyorum. Durağın adı New York'ta Pennsylvania'ymış. Onun önünde herkes böyle fotoğraf çektirirmiş. Adamcağızın orada bir fotoğrafı var diye 105 gün içeride kaldı. Başka delil yok diye. Akıl alacak bir şey. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz çünkü yapacak bir şey yok. Ve benim arkadaşlarım bir süre sonra şimdi tekrar hapse girecekler. Bir de geçen hafta ilginç bir şey oldu. İlginç değil, olması gereken oldu. Ondan bahsedeyim vaktimiz varken. Anayasa Mahkemesi şöyle bir iptal kararı verdi. Örneğin ilk derece mahkemesinde beraat ettiniz ama istinaf sizi 2 yıl hapis cezası sınırında olan bir şeyde sizi cezalandırdı. Temize gidemiyordunuz, kesindi o. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Şimdi bunu neden hatırlattım şimdi? Tam da arkadaşlarımız bu Cumhuriyet davasında yeni, yani örneğin Mustafa Kemal Güngör ve diğer arkadaşlarımız, 8 arkadaşımız şu an çünkü Akın Atalay ve diğer arkadaşlarımız temize gidebilecek. 5 yıl ceza alanlar. Ama 2 yıl sınırında ceza aldığı için ve onandığı için burada bir tabii teknik hukuki bir durum var. O ayrıntıya girmeyeyim ama tam bunu konuşurken, tam bu hazırlık yapılırken istinafta onama kararı çıktı. Oysa arkadaşlarımız, bizler şey isteyecektik. Yani bu istinaf dosyasında da anayasa aykırılık isteyelim. Yani diyelim ki oradaki 8 arkadaşımız için bir üst mahkemeye daha hayır gidemeyecekler. Yani mahkeme karar verdi, istinafa gitti ve kesin olarak onandı. Bu insanlar tekrar birer yıl daha Silivri'ye gidip hapis yatacaklar. Çok acı bir hikaye aslında. Ben çok acı. Tam Almanya için yola çıktığımda bu haber gelmişti. Çok acı bir hikaye. Arkadaşımı arayamıyorum bile.
Bir de tabii şunu hatırlatmakta yarar var. Her seferinde bu da çok içimizi acıtan bir hikaye ama hani derler ya düşmanımın attığı taş canımı çok acıtmaz ama dostum gül atsa, en azından dost bildiğim gül atsa canım Halacı yanar. Halacı Mansur'la Şebeli'nin arasından geçen aynen şey. Aynen böyle. Bu da Cumhuriyet davasına ilişkin bir sistemimiz ve dost bildiklerimize aslında bir göndermemiz Akın olsun. Akın bunu çok açık gösterdi. Hı-hı. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin delil olarak konulan gazetedeki el yazısıyla Cumhurbaşkanlığı'na ihbar gönderen el yazısının aynı olduğunu ve kimler olduğunu duruşma sırasında çok açık, net gösterdi. Gazete içerisinden insanlar olduğunu isim vermeden bir kez daha anımsatalım ve bu da içimizi acıtan bir durum. Şimdi bu gencecik kızımızın konusuna geçmek istiyorum. Evet. Ve teşekkür ederim. Sizin gibi insanlar iyi ki var. Kamusal olarak teşekkür ederiz. Ve şu Leçet davasına bakan sevgili Umur arkadaşımın da kulaklarını çınlatayım. Evet. Umur Yıldırım'ın. Evet, o da böyle var. Yemedi, içmedi. Evet. Elini taşın altına soktu. Bu davalarla yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Biz de işte kamuoyunu biraz bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hep beraber mücadele ediyoruz. Elimizden geldiğince. Şimdi geçen hafta bayağı bu konu üzerinden gitmiştik. Siz anlatmıştınız. Yazdık da üstüne ve bayağı bir yere geldi. Bir gündem oluştu. Şimdi esas isteğimiz dosyanın yeniden açılması. Bunu talep ediyoruz. Ve açılmaması için aslında dosyanın hiçbir neden olmadığını biliyoruz. En kritik şeylerden bir tanesi bana kalırsa o hani Aysu'nun atladığı iddia edilen 3. kattan jaluzili bir cam var değil mi? Evet, jaluzili cam bir var. Bir PVC cam var. İşte bu jaluziyi kaldırması lazım. Camı açması lazım. Şubat'tan bahsediyoruz. 28 Şubat'ta. Bu evet. Yakın günler. Camın kapalı olması lazım bunun için kış önce. Günü. Evet. 8-9 gece saati. Hı-hı. Ve camdan bu şekilde atlayacaksa atlaması lazım. Fakat parmak izi yok. Yok. Şimdi çok kritik bir soru daha var. Bunu geçen hafta da sormuştuk ama siz kamuoyuyla bir fotoğraf paylaştınız. Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz. Şu cep telefonu fotoğraf var arkadaşlar. Bir o hazırsa onun üzerinden konuşalım lütfen. Şimdi bu böyle geçebilir. Cep telefonun bir tarafında Aysun Hanım'ın cep telefonu bu. Bir tarafında basınç tespit ediyoruz biz. Yani telefon bir yerden baskıyla vurularak ya da bir noktaya atılarak ya da ezilerek. Kırılmış. Evet. Ve buna ilave olarak şu soruyu da soruyorduk değil mi biz? Bir hani bu telefon aşağıda da kırılsa ki öyle olmadığını anlaşılıyor görüntülerden intihar edecek kişi niye neden telefonuyla intihar etsin? Ve bu arada şarjı da yok telefonun. Yok, evet. Lütfen şimdi buradan devam edelim. Dediğiniz gibi çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta yine bize vakit ayırdınız. Paylaştık birlikte. Türkiye'den bağlandık. Bir kere şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Neden bu dosyada açılması kelimesini kullanıyoruz? Şu sebeple aile Kadın Cinayetleri Durduracağız platformu temsilcisi Dr. Gülsüm Kava ulaştığında artık savcılık kovuşturmaya yer yoktur kararı vermiş. Ve ailenin itirazı da Suç Ceza Mahkemesi'nde gerekçesiz bir kararla tırnak içinde reddedilmişti. Aslında kovuşturma yer yoktur kararları birer aslında hukuki anlamda, usul anlamında her an yeni de açılabilecek dosyalardır. Yeni delille olabilir, dosyada yeterince değerlendirilmemiş delillerle olabilir. Fakat bize başvurdukları an Anayasa Mahkemesi'ne etkin soruşturma yapılmaması sebebiyle başvurma süresi kaçmasın diye biz yine Anayasa Mahkemesi'ne ben dosya bana gelir gelmez başvurdum. Ama bir yandan da Anayasa Mahkemesi etkin soruşturma sağlamak için gecikebileceğinden dosyayı ayrıntılı incelemeye aldım. Çünkü benzer işte askerde ölümler ya da bu tür etkin soruşturma dosyalar geç çözüldüğü için bir işe yaramadığı için. Ve baktığımızda özellikle birinci dediğiniz gibi
bu cep telefonunun bir kere delil listelerinde olmadığını gördüm. Ne demektir bu? Şöyle söyleyelim, dosyayı yanımda. Hı hı. Polisler olay yerinde elde ettikleri her şeye tek tek yazarlar ve böyle işaretlerler. Nereden bulduklarını da yazarlar. Hı. Bu delil listelerinde sayfalarca olan yerde cep telefonundan hiç bahsedilmiyor. Fotoğraflar var. Çok olduğu için burada gösteremiyoruz. O fotoğraflarda bir beyaz şarj var ve reklam ürünü. Bu da çok önemli. Çok var. Ama aileye teslim edilen çantada bu şarj çıkmadı. Bir de o akşam Aysun ailesini, annesini saat 7'de ve ablasını 7.30'da aradığında iş yeri telefonundan aradı ve dedi ki telefonumun şarjı bittiği için sizi buradan arıyorum dedi. Yani o telefonun o fotoğraflarda şarja takılı olarak gözükmesi gerekirken ben o telefonun göremiyorum, hiçbir fotoğrafta yok. Defalarca baktım 300'e yakın fotoğrafın içine, hiçbir yerde yok. Şarj da televizyonun altında boş şekilde duruyor. Fakat sonra nasıl oluyorsa ailesine kişisel eşyalara teslim edilirken Aysun'un çantasında bir poşetin içinde ve biraz önce fotoğrafını gösterdiğimiz şekilde kırık şekilde aileye teslim ediliyor. Bu telefonla ilgili neden, nasıl kırıldığına dair hiçbir rapor yok. İncelenmemiş. Sadece bu telefon için dahi bu dosyanın yeniden açılması gerekiyor. Telefonu emniyete kimin bıraktığını bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Bunu soracağız. İki, bu telefon neden kırıldı ya da neden kırık, onu soracağız. Üç, bu telefonla en son kimlerle görüşüldü, neler yazıldı, hangi videolar çekildi? Bakın Şule Chat davası biliyorsunuz, videolar ortaya çıktı. Yani orada da belki bir video var, işimize yarayacak, belki fotoğraf var. Diğer önemli eksik, bu telefon ve diğer tanıkların telefonlarıyla en son kimler, hangi saatte, hangi baz istasyonunda ve ne konuştular? İnternete ne zaman bağlandılar? Burada yok dosyada. HTS kayıtları yok elimizde. Yok, hiçbir şey yok. Bakın burada olay yeri inceleme tutanağı var. Polis şüpheli ölüm yazmış buraya. Bir dosyada şüpheli ölüm yazıyorsa savcılığın, hukukun görevi... Adli tıp dosyasında da şüpheli ölüm yazıyor. Orada da şüpheli ölüm yazıyor. Yani başlık şüpheli ölümse siz artık, yani savcılık artık sadece kendine sunulan tanıklardan ya da ailenin şüphelendiğine dilekçeyle verdiği, kişinin verdiği mesajlarla sadece dosyayı kapatamazsınız. Orada bir Allah'a emanet olu gördünüz şimdi, diye. Evet. Şimdi o çok, bu çok kritik şeylerden bir tanesi sayın izleyiciler. Bunu aslında arkadaşı, yani birkaç isim var burada. Aysun Yıldırım'ın iş yeri çevresinden OT var. Evet. İşverenin arkadaşı. SG evet. var. Evet. Şimdi, sırayla gösterelim. Evet. Şimdi bu OT kendisi sunuyor değil mi? Evet. Bunu, evet. Ben diyor şu mesajlarım. Bakın şu mesajlar. Orada etrafında çizgi var. Çünkü şöyle söyleyelim. İşverenin arkadaşı kendini bekar olarak tanıtıyor. Daha sonra Aysun evli olduğunu öğrenince ayrılmak istiyor. Israr ediyor. Görüşmeye devam etmek istiyor. Aysun reddediyor. Olaydan bir gün önceki mesajlarını şu şekilde kendisi çıktı olarak savcıya biliyor. Ve savcı Allah'a emanet olu alıyor. Bakın üst tarafta Allah'a emanet olu evet, çizgi. Altında ne var? Ama bana gelene kadar yazma, arama. Demek ki bana gelene kadar ölmeyi düşünmüyor ki. Evet. Yani bakın kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Bakın sadece neden bu Allah'a emanet olun altı çiziliyor? Ya şunu anlatalım isterseniz aslında. Telefonu teslim ediyor savcıya, kendi telefonunu OT. Mesajları, Aysun'un mesajları çıkıyor. Bunlardan bir tanesini savcı birkaç tanesini vesile sayıyor. Allah'a emanet olun. Ama evet, Allah'a emanet olun etrafı çizili, bakın sadece onların evet, oysa devam ediyor. Evet, yazmaya devam ediyor. Beni üzüyorsun diyor. Yeter artık diyor. Ya mesela diyor ki niye hep çevrimiçisin diye soruyor OT. Yani bir yandan da aslında denetlemeye çalışıyor o kendisini terk eden kişiyi. Aslında bir soru işareti kalıyor kafamıza. Tabii. Bir kıskançlık cinayeti olabilir mi? Yani şimdi cinayet, ben hukukçuyum. Dosyada ne yazıyorsa oradan çıkalım. Evet, evet. Ben hatta bazı arkadaşlarımız işte, cinayet diye bazı, tabii herkes denetleyemem ama biz her zaman takip ettiğimiz bütün dosyalarda aynı şeyi söylerim. 23 yıllık hukukçuyum. Hiçbir zaman cinayettir demem. Zaten aile de cinayet demiyor. Aile şunu istiyor.
etkin bir soruşturmayla kızlarına ne olduğunu bilmek istiyorlar. Hı hı. Her Türk vatandaşının hakkı olan şeyi istiyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında bu yazar. Her Türk vatandaşın anayasal hakkıdır etkin soruşturma beklemek. Burada şüpheli şeyler var. Evet. Yani intihar eden kişi akşam 7'de annesini arayıp anne yarım saat gecikiyorum merak etme demez. 7.30'da tekrar ablasını arayıp ki anlatımlar öyle çok neşeli bir konuşma geçiyor aralarında. Ve diyor ki anneme 7'de aradığımda yarım saat gecikeceğim dedim ama işim sürüyor. Onda evde olacağım. Bir evlat düşünün ki annesinin yarım saat merak etmesini istemeyen bir evlattan bahsediyoruz. Yani neden Türkiye'de geçen hafta da söyledim hemen kadınların intihar edebileceği gibi bir evet, algı var. Kadınlar neden statü olarak bu kadar düşük görülüyorlar? Yani kadınlar nelerle mücadele ediyorlar? Törelerle, adetlerle, bakışlarla, iş yerinde mobbinglerle. Bakın kadınlar hayatta bir sürü şeyle mücadele ediyorlar ve yaşamaya devam ediyorlar. Neden bu algı yaratılmaya çalışılıyor? Hem yargı tarafından hem de erkek egemen düşünce tarafından. Bakın aynı akşam 7.30'dan sonra çok yakın arkadaşını arıyor. Ve diyor ki hadi yanıma gel. Leyla Hanım. Yasemin Hanım arıyor. Diyor ki hadi yanıma gel. Yasemin Hanım yoğun olduğunu, gelemeyeceğini, yorgun olduğunu söylüyor. Yarın program yapalım diyerek program yapıyor. Yine Yargıtay şunu söylüyor. İntihar sebebini rapor olarak, adli tıp rapor olarak belirlemek zorundasınız. Psikolojik raporun da bu dosyada olması lazım. Gelecek planı yapmaz intihar edecek olan. İlaç kullanmıyor. Bakın yani şunu özellikle üzerine basmak istiyorum. Bir tanığın, üstelik ailenin şüpheleniyoruz dedikleri bir tanığın sadece telefonunda gösterdiği ya da çıktısını verdiği mesajlarla bir savcılık yetinemez. Mutlaka HTS kayıtlarını istemesi lazım. Neden istemesi lazım? Bütün ifadeler çelişkili çünkü. Saatler çelişkili. Dört ifade çelişkili diyorsunuz. Kesinlikle. Üçüncü neden dosyanın açılması gerekiyor? Bir iş yerine gitme olayı var. Yani Aysun'a ulaşamayınca bir iş yerine gitme mevzusu var. Şimdi gerçek birdir. Anlatımı da birdir. Şüpheli ölüm tutana... Yani, biri diyor ki annesi istedi diye gittim. Biri diyor ki arkadaşı istiyor. Şimdi ölüm inceleme tutana gelir olay yeri ve aynı anda da sorarlar. Çok iyi çalışmış. Bu dosyada çalışmış örneğin. Çalışmasa çalışmamalıyız. Adli tıp da enteresan bir biçimde. Güzel çalışmış. Ona da geleceğim. Beşinci açılması gereken konuda olacak. Ona da geleceğim. İnceleme tutanağında İş yeri çalışanların alarm çaldığı için iş yerine geldiklerini beyan ettikleri yazıyor ve imzaları var altında. Birincisi bu. Evet. Alarm çaldı. Kapıda zorlama yok. Hı-hı. Anahtarla açılmış. Peki alarm neden çalsın? İkinci, olay yerinde geçen üçüncü kişi tanıklar. Yani ne ailenin tanıdığı ne işverenin tanıdığı. Ama tesadüf sağlık çalışanı. Gizem Hanım. Evet. Ve Merve Hanım. Tanıdıklar. Onlar bir kalabalık görüyorlar sağlık çalışanları. Mesaide çıkmalarına rağmen o sorumluluk var ya. Nasıl ben asansördeki kadına tartaklanınca müdahale ettiysem onlar da yerde birini görünce gidip bakıyorlar. O esnada diyor ikisinin de anlatımı net aynı tutarlı. Elinde sigara içen biri bu kişi benim yerde yatan kadını Aysun'u gösterip çalışanımdır. Annesi beni aradı ulaşamadığını söyledi. Ben de çalışanımı gönderdim geldik ki bunu yapmış. Şimdi ikinci annesi beni aradı. Oysa ki o işverenin çalışanı başka biri tanık 22.04'ten işverenin beni aradı Aysun'un annesinin telefonunu istedi. Şimdi sizi aramış birinin sizde telefon olması gerekir. Niye istiyorsunuz? Bu ikinci söyle. Aynı işverenin üçüncü ifadesi iş yerine gitmeyle ilgili. Bu artık kendi ifadesi direkt. OT Aysun'a ulaşamadığı için beni aradı merak etmiş. Ben çalışanımı gönderdim. Şimdi OT oraya kadar rahat giden biriyken neden o kişiyi arayıp da bir başkasını gönderiyorsunuz oraya? OT'nin ifadesinde şu var. Çalışan o geldi. Ben girmedim içeri o girdi. Şimdi her zaman girdiğiniz yere... Olca geliyor. O giriyor. Niye girmiyorsun? Evet. Şimdi bakın bir mevzu var. Üç ayrı ifade var. Bir de annesinin telefonunu istedi de dördüncü ifade. Şimdi... Sizinle bunları konuşurken görüyoruz ki çelişen ifadeler var. Ne yaparsınız? Savcı olsa ne yapar? Ne yaparsınız? Biz burada... HTS kayıtlarını isteriz. Aynen böyle. HTS kayıtları. Baz istasyon kayıtlarını isteriz. Çünkü
birinin bahsettiği 22 saati var. Birbirlerine bahsettikleri bir 20 saati var. Oysa ki 20'ye yakın 19.30'da ve 19.45'te Aysu'nun telefonla konuştuğu insanlar var. Bir kere bu kişilerin cep telefonlarının HTS kayıtlarını istenmiş olması gerekirdi. Baz istasyon kayıtlarını istenmesi gerekirdi. Sonra neyi isteriz? İş yerinin telefon kayıtlarını istemek gerekir. Çünkü Aysu'nun canlı olarak hangi saatlerde bilmemiz için, bakın değerli meslektaşım Umur Yıldırım ne yaptı? İnternete giriş saatlerinden ve oradan ayrılma saatlerinden hangi saatlerde Şule Çetin öldürülmüş olabileceğini ve sonra hangi saatlerde öldürmeden sonra dairenin temizlendiğini mahkemeye sunmuş oldu. Şimdi ben bunları göreceğim ki ben de savcılığa bakın böyle bunlar var. Şimdi delili kim toplayacak? Savcının toplaması lazım. Bu telefon kayıtları da yok. Afaki. En son bahsettik adli tıp görevini yapmış diye. Evet. Adli tıp kesin rapor. İlk bir ölü muayene tutanağı yapılır. Sonra 28.2'de işte bir yılı da olacak maalesef önümüzdeki hafta. Ailenin acısı tazeleniyor bu arada. Kesin adli tıp raporu 03.09.2018'de hazırlanmış. Sonra da savcılığa yollanmış. O raporda demiş ki iç organ yaralaması, beyin kanaması ve şu sebeple ölüm meydana gelmiştir. Bir de demiş, biz tırnak içi DNA ve vücut içi süprüntü örnekleri aldık. Karşılaştırma saklayacağız. Şimdi normalde olması gereken ne? Normalde olması gerekeni ben size söyleyeyim. burada ifadeleri çelişkili olan insanlarla öncelikle bu DNA'ların karşılaştırmasını uygun görürdüm savcı olsaydım. Ve aile nasıl ne yapmış? Aile bakın normalde hiç ailenin bu dosya dilekçe koyması gerekmiyor. Kamu kendisinin araştırması lazım şüpheli ölüm. Aile bir de dilekçe koymuş bu dosyaya savcılık daha kapatmadan demiş ki biz şu kişilerden şüpheleniyoruz. İntiharsa bile bir intihana yöneltme gibi diye. Böyle bir dilekçe varken dosyada sizin bahsettiğiniz işlemlerin yapılması gerekirdi. Ama bu DNA karşılaştırması istenmeden 25.09.2018'de yani rapordan birkaç gün sonra dosya kovuşturmaya yer yoktur deyip kapatılmış. Aile bir itiraz dilekçesi. Küçük bir yardım almışlar. Ama yani bir avukat yazmamış ama sonuçta bu dosyanın Sulh Ceza Mahkemesi'nin, düşen Sulh Ceza Mahkemesi'nin incelemesi için o soruları görüp dosyayı, evet itirazı kabul etmesi gerekirdi. Fakat gerekçesiz, kısacık, bakın kısacık, şu, ikisi, evet. İtirazın reddine. Bir insan söz konusu, bir aile söz konusu, bir de şu söz konusu, 2018'de 440 kadın öldürüldü. Aynen öyle. Ocak 2019'da 43 kadın öldürüldü. Ve şüpheli ölüm oranı her geçen gün artıyor. Biz sizin de geçen hafta akşam konuştuk. Öğlende başka bir televizyondaydık, Cem TV'deydik. Sunucu dedi ki bugün Kartal'da gelen bir haberde yine bir genç kadın, mimar kadın pencere ya da balkonda şu an hatırlamıyorum düşerek ölmüş. Ve yani bu cesaret veriyor aslında değil mi? Bravo. Biz cesaret hukukçular, siz gazeteciler, politikacılar, yargı, polis, savcı biz görevlerimizi yapmazsak, yeni şüpheli ölümler için caydırıcılığı sağlamazsak ve halkta cezasızlık algısını yaratırsak ben hukukçu olarak kendimi sorumlu görüyorum. Demek ki diyorum ben görevimi iyi yapamamışım. O kadınlar ölmeye devam ediyor. Ve o kadar uzak değil. Bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Seminerime gelen hukukçu ya da tanıştığım genç kadın hocasının otel odasında ölü bulundu intihar süsü verilerek. Başka bir davayı izlemeye gelen hukuk öğrencisi yazın o genç kadına karşı tecavüz teşebbüsünde bulundu. Yani bu hep televizyonda izleyeceğimiz insanlar değil. Bunlar çok yakınımızda. Aynen. Bu nedenle bu dosyalarda biz bu şekilde kapatma lüksümüz yok. Sadece Aysun Yıldırım'a ya da sadece Aysun Yıldırım'ın ailesine borçlu olduğumuz bir sorumluluk değil. Türkiye'deki yaşayan her kadına karşı sorumluluğumuz var. Bu nedenle biz önümüzdeki hafta dilekçe vererek yeni delil sebebiyle tamamen yeni dosya açılmasını isteyeceğiz. Yeniden gerçek bir soruşturma yapılmasını isteyeceğiz. Ve 27 Şubat'ta iş yerinde, Aysun'un bulunduğu yerde, atıldığı yerde
ailesiyle beraber, kadınlarla beraber, Kadın Cinayeti Durduracağız platformu ve kadın meclisleri olarak orada bir basın açıklaması yapacağız. Herkese bize destek olmaya, katkı sunmaya çağırıyoruz, davet ediyoruz. Evet, bu da çağrımız olsun. Çarşamba günü iş yerinde ki bu şüphelerin geçtiği, aslında şunu da söyleyelim. Ya bu intihar da olabilir. Ama biz bunu bilmek istiyoruz. Yani, anne babanın buna bilme ihtiyacı var. Yani bu intihar mı, bu yoksa bir cinayet olabilir mi, yoksa başka bir şey mi, bilemiyoruz ki yani. Ama bunları bilmek istiyoruz. Hukuk bunun için var. Aynen böyle. Ve bu kadar da aslında somut şüpheler varken kafamızda, işte biraz daha toparlayalım. Yani 4 tane çelişkili ifade varken, işte o telefonun kırılmış olması varken, OT dediğimiz kişinin Aysu'nun erkek arkadaşı olduğunu söyleyelim. Ve ailenin bundan hiç sıkıntı duymadığını söyleyelim. Yani bütün bunlar varken, bu mesajlar varken, bir mesaj Allah'a emanet ol mesajı alınıp diğerleri alınmıyorken, bu da bir şüphedir. Bunlar varken biz... Terk ettiği anlaşılıyor burada. Evet. Yani bir kadın tam bunu olarak söylemek istiyorum. Sözünüzü kestim. Söylemedim. Evet. Siz şey evet. yaptınız. Evet. Yani bu aslında Aysu'nun karşısındaki kişiyi terk ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla burada bir kıskançlık durumu da söz konusu olabilir diyoruz. Her neyse, bu dosyada ortaya çıkmalı. Kadınlar hayatlarını idame ettirebilecek, hayatlarıyla ilgili karar verebilecek iradede insanlardır. Hmm. Bakın, insanlardır kelimesi özellikle seçiyorum. Bu sadece erkeklere özgülenmiş bir şey değildir. Hmm. Bu nedenle toplumun içinde çıkan bu ön yargıyı hukukçular olarak beraber götürüp kararlarımıza yansıtmayalım. Türkiye evet. 2009'da Opus kararıyla başlayan yargıda kadına karşı negatif ayrımcılığı sebebiyle para cezası almış bir ülke. 2019'dayız. Hala bu ayrımcılık, negatif anlamda ayrımcılık devam ediyor. İşte konuştuk bu yayın boyunca. Kadının ötekileştirmesi, evladımız diye polisin sahiplenilmesi, kadın milletvekili ve hukukçu milletvekilinin telaş deyip polise bir mazeret yaratması. Yani kadın bir şekilde hep ötekileştiriliyor. Yan ürün, yan insan gibi bir tanım da diyebiliriz. Biz hayatla ilgili zor kararlar alamayacak kadar aciz yaratıklarmışız gibi bir önyargıyla. Hayır, Aysun yaşamına dair bir karar vermiş durumda. Aysun terk ediyor ve yaşamına devam ediyor. Ehliyet sınavına giriyor, ehliyet sınavını kazanıyor ama öldüğü için gidip ehliyetini polisten alamıyor. Babasına ev al, ben sana yardım edebileceğim diyecek kadar da ekonomik olarak kendine güvenen bir kadından bahsediyoruz. Ama ay sonu olduğu için 31 lira 50 kuruş çıkıyor cebinde. Emekçi bir kadından bahsediyoruz evet. burada. Emekçi bir kadın, böyle planları olmuş bir kadın. Tekrar şunu söyleyerek süremizi öyle mi? Açmışız. Emekçi ailesine yardımcı olmak isteyen bir kadın neden intihar etsin sorusunu sorarak kapayalım. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Kadın hareketi 30-40 yıl, ki Cumhuriyet öncesi de var ama 30-40 yıldır büyük emekler vererek 62-84 gibi, İstanbul Sözleşmesi gibi, TCK'daki ve anayasadaki madde 10'a eklenen ayrımcılık gibi, orada bir taahhüdü var anayasada devletin. Bu kadın erkek eşitliği için gerekenleri yapar, taahhüt eder, hazırlıklar yapar. Bu yükümlülüğünü yerine getirmesini bekliyoruz. Ve bu yükümlülüğü, bu ayrımcılığı ortadan kaldırana kadar da durmayacağız. Mücadelemizde bizimle birlikte olduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Görevimiz. Evet, bu akşamlıkta haber peşindeden bu kadar. Şunu hatırlatalım mı, aslında yasalar uygulansa hiçbir sorun kalmayacak ama yasalar ne yazık ki uygulanmıyor ve hatta yine bir bu hafta yaptığım sevgili Selçuk abinin kulaklarını çınlatarak, Selçuk Kozaşçı'nın sözleriyle o röportajdan aklımızda kalanlarla bitireyim.
Diyorlar ki çok hafife alıyorlar her şeyi kanunları. Gerekirse tazminat öderiz, pardon deriz ve geçer gider. Artık böyle bir yaşam, böyle bir yaşam tarzı istemiyoruz. Bu akşamlık bu kadar. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar herkese.